Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün RKS M5 aracımız var. Bunu daha önceden birkaç defa inceledik ama kullanıcı yorumlarını daha önceden paylaşmamıştık. Şimdi burada kullanıcı arkadaşımız var, İsmail. Aşağı yukarı 2 seneye yaklaştı. İki Ben iki senedir. senedir aşağı yukarı ilk çıktığından beri kullanıyorum. Ha, ilk çıktığı zaman aldın yani. O zaman kaç almıştın? 131'e almıştım. Evet, ilk çıktığı zamanlar fiyatlar öyleydi. Şimdi daha tabii 200 bin liraları geçti de. Yani Hayırlı 230, olsun. İki 230 senedir olsun. kullanıyorsun. Memnunsun. Ya genel manada memnunum. Ama şöyle ben normal diğer büyük araçlardansa şehir için özellikle bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten hem ekonomik hem de şey açısından da kullanım açısından da çok daha hani şehir içi kullanım açısından çok daha rahat. Artı ekonomik. Çok ekonomik. Acayip. Yani şöyle söyleyeyim, diğer araçlarda şu anda benzinin, dizelin fiyatlarını vurduğun Yani zaman 40 liralara da geçti yani herhalde benzin şu an. 40, aşağı yukarı 38 küsur lira. Yani benzin mazot fiyatını bile unuttuk Yani bak çünkü bunu aldığımızdan beri. gerçekten acayip rahat. Evet. İşte çocukları ufak tefek bir yerlere götür getir. Özellikle onlar için çok rahat. İnanılmaz rahat. Araba konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ben 2 senedir kullanıyorum. Yani 2 seneye yaklaştı. Herhangi bir şekilde bir şey yaşamamıştım. Ta ki bu Sıkıntımız yok. son döneme kadar. Yani 2 sene olduktan sonra ufak ufak sıkıntılar başladı Ya diyorsun. şöyle artık neden kaynaklı başladı bilmiyorum. Hani şimdi kimseyle alakalı şey yapmak istemem ama servis konusunu yani şu aracı alanlar şunu düşünsünler. Servis konusu sıfır. Artıları çok daha fazla. Yani vurduğun zaman %80, %75 artı, %25 eksi gibi hani o artı eksi dengesinde alınabilecek bir araba. Servisinde şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar 4000 girmişler kilometresini. 4000 bakımı olarak girmişler. Bir de Ha. ara bakım, yağ bakımı olarak girmişler. Bu araçta yağ yok ki. Bu Hani şanzıman diferansiyelde bir yağ var. O da 200 gram bir yağ var aynen yani zaten. hani yağ bakımıyla alakası yok. Ben normal bakımına götürdüm ki arabayı götürdüm de zaten 5000'e yakındı. Yani 4500'de 5000 arası. Ben 4800 küsürde falan götürmüştüm galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Yani daha 5000 olmamıştı tam. O arkadaşlar böyle girdikleri için işte bir garanti dışı dediler. Sonra işte düzelttik dediler. RKS'nin kendi yerini aradım. Bizzat müşteri hizmetlerini onlar gene aynı şekilde dediler ki ya evet biz düzelttik bir sıkıntınız yok dediler. Sonra bir gün çocuğu okula götürürken bir anda araba gaz kesti. Neden olduğunu bilemedik Yani tabii. yolda kaldın, sıkıntı Yolda yaşadın. kaldık evet yolda kaldık. Kimse hiçbir şekilde yardımcı olmuyor bu konuyla alakalı onu söyleyebilirim. Servisi arıyorum servis bir hafta 10 gün sonraya randevu veriyor. Diyorum ki ya bu araç kaldı ne yapacağız? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Başının çaresine bak Başının diyorlar ya. çaresine bak diyorlar. Yani kimse Bu garanti... arada arabanın arka lastiğin havası inik haberin olsun. Öyle mi? Aynen. Ha, ben onu fark etmedim. Neyse onun sonra Ona bakarsın bakarız. da. Yani arkadaşlar şimdi kullanım olarak bu araçlar yani kullanım olarak Abi gayet rahat, pratik. ben 2 senedir kullanıyorum. Yani dedim ki ben genel manada bu araç için yani kullanım açısından bir Eşiniz de kullanıyor herhalde. kullanıcı açısından herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Eşim zaten ben aslında eşim için aldım. Evet. Eşim çocuklarla bir yere gidip gelirken Ya özellikle kullanıyor. bayanlar şimdi normal bir araç kullanırken, büyük bir araç kullanırken hani cesaretleri birazcık kırık oluyor ama bunu bindiği zaman Çok daha rahat. rahat kullanabiliyorlar. Evet, çok rahat. Biraz Bir da de dikkat otomatik ederler. araba Aynen hiç. şeyinde, sınıfında. İleri geri boş, başka bir şey yok. Aynen öyle. Bir el freni var o kadar başka. Frenlere basarken biraz Aynen. sağlam bassınlar Aynen. yeter. Yo Frenler bunun frenleri bu arada güzel. öyle mi? Gayet güzel. Bak Genelde fren ben sıkıntısı yaşayan da çok da. yok ben bunun frenleri konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Evet. Yani ben bunu sadece aldığım ilk bayide sıkıntı yaşadım. Dediğim gibi aslında şöyle bir şey oldu. Yani ben bunu ilk alırken aldığım bayi, şimdi isim vermeyeyim. Aldığım bayi bana dedi ki servisini de biz burada yapıyoruz dedi. Ben ona göre aldım. Yakın yerdi bana. Yani İstanbul, Anadolu yakasında. Anadolu yakasında dediler ki Ümraniye'ye yakın bir bayisi, satan bir bayisi şunu dedi. Dedi ki biz burada servisinde yapıyoruz. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı çıktığı zaman ne yaptılar? Sıkıntı çıktığı zaman biz servisinizi yapmıyoruz dediler. Nereye gönderdiler seni? İşte Kartal'a gittim. Ümraniye'den Kartal'a Yok, gittim kendi tabii. servisleri yok muydu? Bakım yaptıkları bir yeri yok mu normalde? Servis arıza yaptı, bir şey yaptı. Şöyle ben bunu aldığımda ilk bir motorumda bir sıkıntı oldu. Mesela belli bir süre kullandıktan sonra kapatıyordum. Yeniden açtığımda kendisini kilitliyordu. Ha. Onun için bir iki üç ay bekledim. O problem değil. Onu bir şekilde çözdüler kendi şeylerinde. Ama sonrasında mesela ben servisine bakımını yaptırmam gerekiyor ya mesela 1000 Evet. kilometrede bakımını yaptırmam gerekiyor. Ben aradığımda şunu duydum. Ya işte biz burada servisini yapmıyoruz. Dedim ki ya siz hem de bana o dönem problem yaşadığımda oranın müşteri hizmetleri yani müşteri ilişkilerinden sorumlu, halkla ilişkilerden sorumlu hanımefendi bana dedi ki biz size bir iki bakım hediye ederiz dedi. 1000 kilometrede aradığımda biz burada bakım yapmıyoruz dediler. Yani satarken farklı, Evet. sattıktan sonra Yani farklı oldu. şunu hep söylüyorum. Ben bu arada bunu
Satışa da koydum. Sebebi de var. Yani ben çok memnunum ama hani satılırsa işime kullanacağım bir miktar. Sonrasında gene alacağım bundan. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Satışa koydum. Gelen arkadaşlarımın da hepsini anlatıyorum. Diyorum ki bakın arkadaşlar, bunun artısı bu, eksisi bu. Kararı siz verin. Ben çünkü kimsenin şeyine girmek istemem. Mesela 90 kilometre menzili var diyorlar. Mesela bunlarda evet, en çok sorulan şey bu. Yani evet, işte ne kadar gidiyor? Menzil en önemli şey zaten. Menzil en önemli şeylerden bir tanesi. Yani yazın ben Çengelköy'e gidip geliyorum işte. Çengelköy buradan kaç kilometre? Çengelköy buradan aşağı yukarı 5-5,5 kilometre. 5,5 kilometre gidiyorsun, 5,5 kilometre geliyorsun, 10 kilometre. 10 kilometre. Yani toplamda kaç kere gidip geliyorsun? Şöyle, bundan normalde yazın gidip gelme oranım işte 10 gittim, 10 geri dön, 10 oraya gittim, 10 geri dön, 5 oraya gittim, geri döndüm, tekrar gidiyorum geliyorum. Yani günde 20 kilometre yapıyorum. Bu şekilde aşağı yukarı 3 gün gidebiliyorum oraya. Yani 60 kilometre yol yapıyorsun. 55-60 kilometre yazın yapıyoruz. Çünkü evet, yükle beraber. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor insanlarda. Şimdi mesela araç aldığınızda da mesela oraya gidiyorsunuz. İşte araçta diyor ki 3.5 ila 5.1 yakıt yakıyor. Hiçbir zaman bu yakıtı yakmaz o araç. Yani nasıl onun ölçümleri nasıl yapılıyorsa, dümdüz yolda hiçbir yük yok, tek bir kişi minimum işte ağırlıkta olan bir kişiyi bindiriyorlar arabanın içine. O şekilde diyorlar ki sen bunu bir kullan. 90 kilometre yaptı. Ha, şunu da söyleyeyim, ben tek başımayken 84 kilometre yaptım bunda. Evet, tek başına kullandığın zaman 80 kilometreyi geçtim. Şöyle yaptım aslında, gene Çengelköy'e gittim, çocukları okula bıraktım, döndüm. Buradan Kartal'a gittim ve döndüm. Yani o zaman servisine gittim ve döndüm. Ama Kartal'a gidiş geliş buradan aşağı yukarı 30 kilometre olsa gidiş, 60 dediğin gibi Çengelköy'e gidiş geliş 70 civarı. 80'i geçtim yani ben o zaman, evet, çünkü tam hesapladım. Çünkü Kartal'a tam gitmiyorsun, içeriye falan giriyorsun, yukarıya doğru çıkıyorsun Kartal'dan. Biliyorum, Bora otomatik. Bora motoru biliyorsun. Aha. Yukarıya doğru bir yokuş çıkıyor, bayağı bir yokuş çıkıyorsun. Yani 80 kilometreyi geçtim. Bütün elektrikli araçlarda da, benzinli araçlarda da, dizel araçlarda da kışın daha fazla sarfiyat, yakıt yakar, sarfiyat artar. Sarfiyat artar. Yani şu anda sen bununla kaç kilometre yapıyorsun kışın tahminen? Kışın 45 kilometre yapıyorum. 45 kilometre yapıyorsun. Aşağı yukarı 45 kilometre. Yani çocuklarla beraber gidip geliyorsun aynı şekilde. Çocuklarla beraber gidip geliyorum. Bence iyi, fena değil. O kilometre evet, yapıyorsa çok iyi. Aracı kullanımıyla, işte sana katmış olduğu konforla, bir kere şunu söyleyeyim, İstanbul'da özellikle, yani muhakkak küçük yerlerde de çok kullanışlıdır bu. Ben İstanbul'da kullandığım için söylüyorum. İstanbul'da şehirler arası, yani işte ne bileyim Ümraniye'den Üsküdar'a, Üsküdar'dan işte farklı bir yere gidip gelmek için inanılmaz. Mesela normal büyük arabayla herhangi bir yere gidip şey yapamıyorsun. Evet. Park edemiyorken bununla mesela çok rahatlıkla ufacık bir yere giriyorsun. Aynen. Oraya çekiyorsun ve herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadan, gözün arkada kalmadan gidiyorsun, işini görüyorsun, geliyorsun, yeniden arabana biliyorsun, devam edip gidiyorsun. Yani en büyük avantajlarından bir tanesi de bunlarda otopark sorunu yok. Otopark problemi bir de şey yani, en büyük avantajı zaten bunun ekonomik olması. Yani diyelim ki buradan Kadıköy'e geleceksin Ümraniye'den. Yani 10 kilometre gidip 10 kilometre geldiğini düşün. 2 lira civarı bir elektrik yakar mesela. Aşağı yukarı. Benzinli araçlara göre baktığınızda belki 40-50 katı daha uyguna geliyor. Ben aracı kullanırken gerçekten keyif alıyorum. Bizim bu videoyu çekmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi, ben aşağı yukarı 2 yıldır kullanıcısıyım. Belki de İstanbul'da ilk kullanıcılardan bir tanesiyim. İlk alan kullananlardan bir tanesiyim. Ve ben bir fiil kullanıyorum. Yani öyle şey değil. Ben genelde bunu kullanıyorum. Mesela şu anda 8400'de falan. Bu aracı 2 senedir kullanıyorsun. Bu arada parça marça ihtiyacın oldu mu? Yani hiç parça falan? Oldu. Mesela vites düğmesinde bir sıkıntı oldu. İleri vites düğmesi. Geri tarafı kırılmış. Onu da aşağı yukarı 2 hafta bekledi. 2 hafta bekledi. Evet. Bu yani arada arkadaşlar şunu da ben ekleyeyim. Bu RKS M5, RKS A1 veya işte Kuba City gibi, Kuba E-Kamyon mesela, bu tarz araçlarla ilgili bir parça ihtiyacınız olursa yorumlara yazın. Ya da size telefon numaramı vereyim. Oradan WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 0542 216 92 83. Parça konusunda size yardımcı olmaya çalışırım. Yani daha kısa sürede parçalara ulaşma şansınız olabilir. İhtiyacınız olursa bu araçlarla ilgili, söylediğim araçlarla ilgili bana yazın. Elinden geldiğince yardım edebilirim. Onun haricinde arabayı az önce dedik, eşiniz kullanıyor. Çocuğu okula getiriyor. Ben götürüyorum. Sen müsait olursan sen götürüyorsun. Aynen. Bu şekilde şehir içinde, yani diyorsun şey yok. Yani
gayet memnunum diyorsun abi, kullanım olarak. Çok memnunum. Ben dediğim gibi benim en büyük şeyim bunda ekonomi ve işte bir yerlere gidip gelirken rahatlığı. Yani evet. Büyük arabayla dur nereye çekeceğim? Aman şuraya mı çeksem, burayı mı çeksem? Yok. İki arabanın arasında şu kadarcık bir mesafe varsa, yani şunun girebileceği kadar. Aynen. Daha kısa bir mesafe varsa büyük aracın, büyük araç mümkün değil oraya girmez. Ben bununla burundan da girsem, geri geri de girsem her halükarda oraya giriyor ve o iki aracın arasında kayboluyor araç. Yani iki senedir RKS M5'i kullanan arkadaş sonuçta fikirlerini, düşüncelerini, tecrübelerini bizimle paylaştı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Aracı alıp yola çıkıp test etmemize gerek yok. Zaten herkes biliyor. Daha önceden Kuba City'de kullandık. Bu araç onunla aynı arkadaşlar. Sadece bunun arkasında bagaj kısmı yok ama ön taraftan, arka taraftan baktığınız zaman aynı. Teknik olarak da bunun şarj süresi ne kadar? Kaç saatte şarj ediyorsun? 6 ila 8 saat ama ben şuna çok dikkat ediyorum. Özellikle alanlar da ona dikkat etsinler. Ne kadar peki, elektrik çektiğini görüyorum. Kaç kilowatt çekiyor mesela full şarj olduğu zaman? 4 kilowatt çekiyor. 4 kilowatt çekiyor. Yani 4 kilowattla aşağı yukarı 60 kilometre yol yapıyorsun. Aşağı yukarı evet. Elektriğin 1 kilowattı kaç para şu anda? 1 lira 51 kuruş falan. 1 lira 51 kuruş. 6 lira yani 6 liraya 60 kilometre yol. 10 kuruş. Yani 10 kuruş arkadaşlar kilometre. 1 lira değil. Yani aynen 10 kuruş. 100 kuruş değil yani. Aynen 10 kuruş. Aynen normal bir araba olsa. Şu an normal bir arabalar en az 5 lira falan yakıyorlar. 3 lira diyelim biz hadi. Çok trafikte zaten 5-6 lira da yakıyor da. İki çocukla çok rahatlıkla ben o Çengelköy yokuşlarını çıkıyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de o. Evet. Diyorlar ki işte ya biz bununla yokuş çıkabilir miyiz? Çıkarsınız arkadaşlar. Biraz yavaş da olsa çıkar. Yani. Diğer araçlar da birinci viteste çıkıyorsunuz zaten. Yani, aynen öyle. Yani aslında diğer motorlu araçlarla, diğer benzinli, mazotlu araçlarla arasında çok bir fark yok. Yani yokuş konusunda sıkıntı yok diyorsun. Yok, bir problem yaşamadım bu zamana kadar. Yani şarjı bitmek üzereyse o zaman sıkıntı tabii. O zaman kalırsınız ama dediğim gibi eğer şarj konusunda sıkıntı yoksa ki belli bir süre sonra onu ayarlama şansınız daha yüksek oluyor. Rahatlıkla çıkıyorsunuz. Bunu şeyde evde normal 220 volt 220 ile şarj edebiliyorsun. Şunu da belirtelim. Bunları şarj istasyonlarında da şarj edersiniz ama o zaman 10 kuruşa gelen kilometrede yaktığı enerji fiyatı 50 kuruşlara kadar çıkabilir. Çünkü bu şarj istasyonlarında tabi şarj istasyonunda bunu şarj etmek için özel aparatlar var. Evet. Kablolar var. Onlardan alıyorsunuz ya da Dinçer Karaday arkadaşımız var. O da mesela bununla ilgili videoları var. Aparat var. Onu takıyorsunuz. O aparata normal ben onu bilmiyorum takıyorsunuz. Mesela. Tabii şarj istasyonundan şarj edebiliyorsunuz ama maliyet olarak yani aşağı yukarı bir 5-6'ya falan katlıyor. Ve konfor olarak nasıl? Çukurlardan, setlerden falan geçerken tıngır tıngır. Ya tabii yani şimdi bundan böyle bir şey beklememek lazım. Hani normal diğer araçlar gibi değil ama hani çok da böyle ya o kadar da kötü mü diye soracak olurlarsa yok o kadar da kötü değil. Yani normal. Ama ya dediğim gibi burada artı eksi olayları var Mehmet abi. Şimdi sen burada artısına eksisine bakacaksın. Şimdi her şey de öyle. Şimdi alınan hiçbir şeyde en kaliteli şeyi bile aldığınızda bir arabayı bile aldığınızda onda bile birçok şey çıkabiliyor. Buradaki önemli olan şey senin araç ne kadar işini gördü. Yani bu aracı değerlendirirken bu aracın işte ne olduğunu bilerek alıp yani bunlarda çok fazla konfor aramayacaksınız. Hız aramayacaksınız. Mesela bana soruyorlar. Şimdi. Ya hız az değil mi? Değil. Yani arkadaşlar hız az değil. Zaten trafikte değil. Ne kadar hız yapabilirsin ki yani. Yani şehir içi arabası bu. Yani şimdi tutup da sen bununla otobana çıkayım 90'ı vurayım falan diye zaten otobana çıkamıyorsun normal şartlarda. Ya yani şöyle çıkıyorum ama hani daha kısa mesafelerde emniyet şeridine girmeyin arkadaşlar. Çok ciddi ceza yersiniz onu söyleyeyim. Vallahi bana şu ana kadar gelmedi ama bilmiyorum sana abi, geldi mi öyle bir şey? Geldi bence girme. Ben en azından o konuyla alakalı uyarayım. Yani 2-3 tane yedim hadi be. EDS'den evet. Vallahi hiç ben de hiç bakmadım ama bir bakmak lazım. Devletten çıkıyor herhalde değil mi? Tanesi işte erken öderseniz 3000 lira. Yani arkadaşlar bunlarla demek ki emniyet şeridine girdiğiniz zaman ceza gelebiliyor. Yani normalde motosikletlerin de emniyet şeridinden gitmesi yasak. Lazım. Ama dedi ki biz bunu göz yumuyoruz ama EDS yakalarsa yani o kamera sistemi seni yakalarsa yazıyorlar dedi. Şimdi bunun tek koltuk var ama eşim ve sen aynı anda hani ön koltuğa oturamayacağınız için arkada 3 tane çocuk ve yenge sığıyor. Şöyle aslında 2 çocuk ve hanım sığıyordu. Şimdi 3 olunca mesela geçen gün eşim annesine gitmek istedi. Kendisi burada 3 tanesi de arkada çok rahatlıkla gidip geldiler. Benim işlerim olduğu için ben çok gidemedim açıkçası ama yani o şekilde yani 3 çocuk hep beraber bir yetişkin, hep beraber sadece 2 çocuk ve biz bindik ama 3. olunca
Onu kucağa falan alırsın, binersiniz, sıkıntı yok ama. Yani. Hani ya bu da açıkçası Mehmet abi onun için değil abi. Yani hani evet. Buna böyle işte 5-6 kişi binmek için değil. Yani bu daha küçücük böyle. Bir araba. Normalde 3 kişilik bir araç yani. Normalde 3 kişilik bir araba. Ha yani arkaya mesela diyorlar ki işte 100 kişi, 100 kiloluk 2 kişi biner mi? Biner. Öne de 100 kiloluk kişi de 300 kiloyu taşır. Taşıyor da sıkıntı olmuyor ama işte dediğim gibi yani bunu da çok böyle eşek gibi de kullanmamak lazım. Aynen yani öyle. Bu da araba. Bana genelde soruyorlar Mehmet abi yoldayken. Çok soran oluyor. Herkes çok dikkat ediyor. Dikkatini de çekiyor. Ben herkese düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hem eksisini hem artısını. Çünkü insanları genelde kandırıyorlar. Yani bir şeyi satarken şey yapmamak lazım. Yani sadece artıları değil. Tabii ki o ürünü satmak önemli ama insanları doğru bilgilendirmek de burada önemli. Ben diyorum ki yani burada nasıl anlattıysam o insanlara da hepsini tek tek anlatıyorum. Sonrasında şey olmasın. Şöyle gelin oldu ya. Şimdi orada yüzümüz patlamasın. Sonrasında işte herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamasınlar diye ben bunu anlatıyorum. Gayet de şey oluyor. Yani şöyle kısacası arkadaşlar, bu araçları merak ediyorsanız gidip de bu araçları satanlara değil de kullananlara sormak evet. Daha mantıklı. Daha mantıklı. Aynen öyle. Yani bu araçları satanlara, satanlardan ziyade satanlar çünkü bu aracı bilmiyor. Mesela ben 2 senedir kullanıyorum. Her şeyin artısını eksisini artık bütün hepsini gördüm. Evet. Yani nasıl kullanılabilir? İşte şarjı ne boyuta düştüğü zaman kesin şarja takmak lazım. Çünkü mesela bunda %10'larda %20'lerde aracı kullanamazsınız. Böyle %65'lere %70'lere düştüğü zaman şeyi bunu takmanız gerekiyor. Evet. 67, 66'ları falan gösterdiği zaman voltaj olarak. Voltaj olarak 66'lara düştüğü zaman 65'lerin altına düşmemeye çalışın yani evet, kısacası. Evet, 65'in altına düşürmemeye çalışın. Düşürdüğünüz ama arada zaman, bir aküyü de iyice yani kullanabildiğiniz kadar kullanmak da sağlıklı. Akünün ömrü açısından o da iyi yani. Evet, ben mümkün mertebe öyle kullanmaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi 8 saat tutmayın aracınızı şarjda. Yani 6-7 saat arası zaten yeterli. Full oluyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle 10-12 saatler tutmayın. Çünkü bu sefer de gene akünün ömründen yersiniz. Bundan dolayı hani bu şekilde yapmanız çok daha doğru olur. Evet arkadaşlar. Artık bu kadar çok fazla uzatmaya da gerek yok herhalde. Değil mi? Tecrübelerini zaten İsmail anlattı. Her şeyi anlattım abi. Aynen öyle. Yani aracı almak istiyorsanız kısacası diyor ki bu araç güzel alınabilir ama servise de çok fazla itimat etmeyin. Ya da güvendiğiniz bir yerden alın ya da alırken serviste bayiyle güzelce konuşun. Bir sıkıntı olduğu zaman adam mecbur yapsın yani. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada Bedrettin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kameramanlık yapıyor. Hoşça kalın arkadaşlar.